kapağını çekiyoruz. İşte yakında çıkacak inşallah. 3-4 hafta kaldı. Şimdi 2 hafta sonra klibi de çekmem gerekiyor. Yoğun bir tempo içindeyim şu an. Heyecanlıyım. Çok konuşulacak bir pozlar geliyor kapatacağım. Bilmem, ben öyle algılamadım. Yani her zamanki halim aslında. Güzel, başarılı bir ekiple çalışıyorum. Yıllardan beri tanıyorum hepsini. Şarkı çok tatlı. Şarkının enerjisiyle belki de benim enerjim yükseldi. Tam bir yaz şarkısı. Onun için yaza yakalamaya çalışıyoruz. Onun için bir harıl harıl çalışıyoruz şu an. Arkasında bir çalışma gelecek mi? Hemen yok. Evet. 3 tane şarkı planladık bu yıl çıkarmaya. Tabii ki kısmet olursa, eğer tekrardan artık lütfen kapanma olmasın ve pandeminin bu son olmasını diliyoruz tabii ki. Çünkü pandemi olduğu zaman ve tekrar kapandığımız zaman kimsenin tadı tuzu kalmıyor. Elimde çok fazla şarkı birikti. Biz toplam 4-5 tane şarkı yaptık. Hatta işte Şehrazat projesindeyim, Serdar Ortaç'ın projesindeyim. Onu işte onlar da çıkacak şimdi. Kendi adıma yaptığım şarkılarda 4-5 tane var. Şimdi açılış işte şimdi Sor Gel'le geliyor. Ondan sonra direkt ardından Bilmece çıkacak. Ondan sonra da 3. bir Soul şarkı var. O da şeyden aldık, Yiğit Mahsuni'nin çok güzel bir şarkısı. Öyle. Yani plan bu. Şarkıların isimlerini seçerken sizin için bir anlamı var mıydı? Yok. Şarkı aslında kendini anlatıyor o an. Şarkı diyor ki işte, bir de kolay akılda kalacak. Peki sezonla açıldı artık. Sahne alacak mısınız? Sahne evet evet. Bizim şimdi Yalova'da... neydi? Bayramda Yalova'dayız. Ondan sonra zaten şu an hazırlıyoruz harıları, sahneleri. Güzel bir şeyler olacak. Harbiye gelecek mi bu sene? Yani tabii ki her sanatçı gibi ben de isterim ama açıkçası bir defa Harbiye'yi dolduracak kapasite miyim onu bilmiyorum. İllaki yani bir gün olacak inşallah. Ama bence onun bir yılı daha var ya. Çünkü ben gerçekten hani bilet satabilen ve her seyircinin oraya severek ve koşarak gelmesini diliyorum. Bunun için de çalışmam gerekiyor. Güzel şarkılar biriktirmem gerekiyor. Bir yıl sonra belki olabilir. Güzel şarkılar biriktirdim dediniz. Bu şarkıları birilerine armağan etmeyi düşünüyor musunuz? Hediye olarak veya... Hayır, göndermeli mi? Yok, benim kimseyle bir derdim yok ki kimi. Ben benim tek derdim kendim. Yazdığınız şarkıları birilerine hediye etmek istiyor musunuz? Yani? Ne anlamda, onu anlamadım. Onlar kullansın yazılar diye. Yazılar şarkıları başkasının okumasını benim yazdığım şarkılar. Evet. Aslında evet, şeyleri ben söz konusunda çok kötüyüm bu arada. İnanılmaz kötü söz yazıyorum. Yani bir insan tutmamış şarkılar istiyorsa buyurun, yani seve seve sizi teslim edebilirim şarkılarımı. Melodilerim çok tatlı ama sözü birileri yazması gerekiyor. Neden olmasın? Tabii ki veririm seve seve. Harbiye her sanatçı için çok önemli bir platform. Evet. Yıllardır böyle oldu. Evet. Çıksan hayalin, yani nasıl bir heyecan olurdu? Onu tarif edebilir misin bize? Binlerce insanın seni dinlediğini. Ay çok güzel. Bir defa hayalimdeki tabii ki ailemin en önde sırada beni izlemesini çok isterim. Çünkü babam çok karşıydı biliyorsunuz bu işe girmemi. Onun mutluluğunu ve gururunu, ama büyük ihtimalle gazete okur. Böyle huyları da var çünkü kendisinin. Onun dışında güzel bir duygu olur. Hayallerinin gerçek olduğu aslında bir platform. Her çocuk gibi ben de Harbiye'yi hayal ettim. En büyüklerimiz orada çıkıyor. Tarkan'ımız, işte aklınıza kim geliyorsa. Benim de hayalim de var tabii ki Harbiye'de çıkmak. Harbiye'de en çok dinlerken keyif aldın sana çıkayım. Benim bugüne kadar... Evet. Ya Sezen Aksu'yu çok dinlemek isterdim. O kısmet olmadı. Onun dışında işte Tarkan'ın sürekli asansörle çıkmasını hatırlıyorum. Sen nasıl çıkardın mesela? Her sanatçının bir çıkış tarzı oluyor. Ben yani merdivenlerden iniyordum. ben böyle helikopterden insem çok güzel olurdu. Paraşüt değil mi? Paraşütle atlasam. Yok, benim yükseklik korkum var. Herhalde çok mütevazı çıkardım ben ya. Normal çıkardım. Yani böyle bir yandan şeyi çok tatlı. Çünkü o Tarkan'a çok meç oldu ya artık. Böyle dın 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 diye böyle çıkıyor. Ben öyle çıkabilirim. Tarkan şarkısında çıkabilir miyim? Tuzuk usulü mesela. Çünkü otomatik olarak oradan çıktığın zaman da şey istiyor. Dın 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 dın. Tarkan'ın sözü. Hani o olmayınca evet. Asansörü satmadıysa bir konuşalım. Evet, güzel olur yani. Olabilir. Bilmem, düet hiç düşünmedim. Biri var mı peki Harbiye konserinde? Düet yapmak istediğim, Harbiye'de sahne almak istedim. Duayenlerden olabiliriz ileride. Ajda Pekkan'la aynı sahneyi paylaştık ama şarkı söylemedik. Söylemedi.
Arzu Pekkan olabilir. Arzu Pekkan'la şarkı söylemek isterim. Hadi bu aralar hemen hemen her röportajdan sonra babanla bir aran limoni oluyor. Yok çok iyi, bu aralar çok çok iyi. Bugün Tolga yok ondan herhalde. Yok yok, evet ondan çok yok. Aramız çok iyi. Babam, annem de burada hatta. İnsan ne kadar konforu artıyor değil mi ailesi geldiği zaman? Onu fark ettim. Yani annemin böyle çeşit çeşit yemekleri, her sabah uyandığında tertemiz bir ev yani. Anneler iki var. En sevdiğiniz yemeği nedir anneniz? Sarma. Siz sarabiliyor musunuz? Yok. Eşlik ediyor. Yani sarabiliyorum tabii ki. Biraz böyle yamuk yamuk oluyor. Yani bugün evlensen de eşinde sarma sarma mı yapıyorsunuz? Ay ben niye? Ben hayatta sarma sarmam eşimi. Aynı verdiğin en güzel yaptığı yemek hangisi? En güzel yemek yaptım. Bakalım. Yo. Pırasalı böreğim var meşhur. Onun dışında balık yapıyorum, salata yapıyorum. Daha sağlıklı şeyler yapıyorum. Kekler genellikle olmuyor. Ama zorla yediriyorum yine de. Boşa gitmesin diye. Ekibe yediriyorum onları da. Başka? Ekibin bu kadar zayıf olması sizin? Benim eserim evet. Genellikle kötü kek yapıp onlara yediriyorum. O kadar yani. Çok fazla yemek de yapmıyorum bu aralar. Çünkü çok yoğun bir tempom var. Vakit kalmıyor. Hızlı bir şekilde bir iki tane yumurta kaynatıp biraz maydanoz yanına onu yiyip çıkıyoruz yani. Vakit yok çünkü. Uzun zamandır da sizi tekliyoruz. Yani bizim görmediğimiz biri mi var acaba? Yani biri siz... var mı yani? Yalnızlık Allah'ın... Fantastik görünmez biri var herhalde. Aynen o. Belki o görünmek istemiyordur. Onun için görünmüyordur. Yani hayatınızda biri var. O ben kişiye sormak lazım diyormuşum. Evde kedi sayısı azaldı sanki bu aralar. Evet, kedi sayısı azaldı. Kedi sayısı şu an benim kendime ait 4, sahibi bekleyen de 3 tane kedim var. Daha bir tanesi hatta şu an kurtuluşa pasladım. O kurtuluşta düğme, dünya tatlı. Buradan kedi sahiplenmek isteyen bana buradan Instagram'dan yazabilir. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bir daha bana böyle sorular sorma çok iyi.